Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Philips'in oyun dünyası için geliştirmiş olduğu monitörünü incelemiş olacağız. Monitöre baktığımızda olarak kutu içeriğinden bahsetmiş olalım. Kutu içeriğinde karşımıza HDMI kablo ve güç kablosu çıkmış oluyor. Ekran teknolojisine baktığımızda oldukça şık, oldukça kaliteli bir ekran teknolojisinin kullanıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Renkler oldukça gözümüze parlak geliyor ve zaten bu üründe ultra geniş parlak renk teknolojisi kullanılmış durumda. Ultra geniş renk teknolojisiyle beraber Philips burada gerçekten de çığır açmış durumda ve bu da oyun keyfinizi, oyun deneyiminizi en üst noktalara kadar çıkarmış oluyor. Yine oyun keyfinizi en üst noktalara kadar çıkartan bir başka detay da kavisli ekran. Bu kavisli ekran sayesinde gerçekten de çok şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu şık görüntünün yanı sıra oyunda hemen her alanı görme anlamında da çok daha geniş bir açıya sahibiz. Ekrandan bahsetmeye devam edecek olursak 31.5 inçlik bir ekranın bizi karşıladığınızı görüyoruz ki bu ekran gerçekten de oldukça geniş bir ekran ve bu da oyun deneyimini olumlu anlamda etkilemiş oluyor. Ekran yoğunluğu ise 93 ppi. Bu da oldukça kaliteli bir görüntü elde etmemizi yine sağlıyor. Oldukça güzel, tam bir fiyat performans ürünü elde etmiş Philips burada. Monitörün ekranında 2560'a 1440'lık bir çözünürlük söz konusu ve buna 75 Hz'lik ekran tazeleme oranının eşlik ettiğini görüyoruz. Monitörün arka tarafında ise HDMI 1.4 ve display portunun olduğunu görüyoruz. Monitörde bir ses çıkışı var. Ses çıkışının olmasının en önemli avantajı HDMI'den bir TV box bağladığınızda bu monitörü aynı bir televizyon gibi kullanabiliyorsunuz ve harika bir ses deneyimi elde ediyorsunuz. Monitör sadece oyun odaklı değil, iş içinde kullanılabilir. Bu noktada standart ofis uygulamalarıyla beraber yine monitörü kullanabiliyorsunuz. Monitörün hareket kabiliyeti ise maalesef ki bir hayli sınırlı. Şu şekilde sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ettirebiliyoruz. Bunun dışında monitörü şöyle sağa sola hareket ettirme anlamında herhangi bir özgürlüğümüz maalesef ki yok. Monitör hakkında herhangi bir sorunuz olursa bize yorumlar kısmından bu soruları iletebilirsiniz. Biz de içtenlikle bu soruları yanıtlıyor olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.